Numaroloji fal mıdır? Neden olmasın? Ya da yok ya değildir. Bu olaya nasıl baktığınızla alakalı bir şey aslında. Şimdi numaroloji analizleri yaparken kişinin isim ve doğum bilgilerinden yola çıkarak bazı titreşimlerine bakılır. Bazı rakamların kişiye vermiş olduğu enerjilere bakılır. Yani öyle söyleyeyim. Yapmış olduğumuz analizlerde asıl olan kişidir. Ancak kişinin hayat yolculuğunda yaşayacak olduğu bazı zirve dönemleri, bazı kendini çöküşte hissettiği, işte kayıplarını yaşadığı dönemleri olacaktır. Yani bunu söylemiş olmak falcılığa giriyor mu bilemedim. Genelde çünkü herkesin hayatında olan şeyler bu. Sadece numarolojide rakamların yani belirli tarihlerin hesaplanarak yorumlanması yapılır. Bir öngörü tekniğidir diyebilirim numaroloji için. Gelecek dönemlerde kişinin yaşayacak olduğu hayat sınavlarının nelerden geleceğini, ne tür enerjilere sahip olabileceğini söyleyen, aktaran aslında danışmandır. Ancak bazı şeyler nettir. Mesela bir rakamı yeni atılım, yeni başlangıç, liderlik vasfı gibi özellikler söyler. Şimdi kişinin zirve dönemlerinde bir çıktığında bunu söylüyor olmak o danışmanın falcı olduğu anlamına gelmez. Şimdi fal dediğimiz şey aslında bana göre diyeyim ya da biraz daha farklı. Biraz daha böyle üçüncü gözü açık olup sezgisel yeteneklerini kullanıp veya farklı boyuttaki kişilerden, nesnelerden, ruhlardan, meleklerden diyeyim artık yani işte üç harflerden destek alıp onların söylemlerini aktarma işlemine de yani falcılığa giriyor diyebilirim. Ama numarolojide dediğim gibi rakamların zaten anlamları var. Bu rakamların hesaplanma yöntemleri var. Artı eksi genelde kullandığımızda artı toplama işlemidir. Bir iki ufak tefek hesapla eksiği kullanıyoruz. Onun dışında zaten hani çarpma bölmeye hiç gerek bile yok. Baktığında matematik işlemi ileriki dönemdeki tarihlerin bakıp da kişiye katmış olduğu enerjilerin ne olduğunu söylüyoruz yani. Onun dışında kişinin hayatı boyunca isimden gelen de enerjileri var ve hayatı boyunca farklı dönemlerde farklı lakaplar takılabiliyor kişiye. Evlilik dolayısıyla kadınların mesela soy isimleri değişebiliyor. Örnek vereceğim bana geçmişimde mesela küçükken cimcime derlerdi. Mesela onun enerjisi farklıydı. Büyüdükçe Sevilim denilmeye başladı. Onun farklı bir enerjisi var. Şimdi bunu söylemek, bunun hesaplamalarının yapılması ne derece falcılık artık siz karar verin. Yok böyle bir şey. Yani fal başka bir şey. Numarolojiye fal gözüyle bakmak da yanlış mı? Asla ben bunun da yanlış olduğunu düşünmüyorum. Yani hani fala inanma falsızda kalma diye bir şeyimiz vardır. Sonuçta Türk kahvesi içeriz, kapatırız veya çay olur. Çay falı da bakılıyor yani. Oradaki tortulardan şekil üretiriz mesela. Aa bak burada budur işte kuş var sana haber gelecek falan. Evet konuşursun geçersin. Bu biraz da böyle eğlencelik yanları da var numarolojinin. Şu açıdan mesela günün enerjisini hesaplarız. O gün mesela mavi giyeriz. Veya hangi günse artık mesela bir dedim az önce bir gün ise kırmızıdan destek alırız. Mesela o gün kırmızı olur üzerimizde böyle kendimizi daha aktif, daha neşeli hissederiz. Daha böyle atılımcı bir şey başlayacak. Ama mesela daha böyle pasife geçmek istediğimizde daha böyle bir analiz yapalım, bir düşünelim ya bir dur bakalım ben neredeyim dediğimde mesela 7 günlerinde mor rengini tercih ederiz. Yani böyle ufak tefek böyle günümüzü neşelendiren yanları da vardır numarolojinin. Ne kadar fal, ne kadar değil. Bu dediğim gibi sizin inancınızla alakalı. Ama numaroloji bir farkındalıktır. Ben bunun altını her videomda çizmek istiyorum. Kişi kendini tanımak istiyorsa ki en büyük şeyimiz tanınmak aslında. Hangi durumlarda nasıl tepki veriyoruz? Ben o rakamın artısında mıyım, eksisinde miyim, yıkıcı halinde miyim? Bunu anladığım zaman yoluma daha neşeli bakabiliyorum, daha pozitif bakabiliyorum mesela. Bu yüzden herkese tavsiye ediyorum.
Yani siz numarolojiden fal olarak yararlanmak istiyorsanız işte bunu öngörü tekniği olarak görürsünüz. Ama kendi hayatınızı düzene koymak istiyorsanız bu bir farkındalık tekniğidir. Ben bu açıdan bakıyorum. Sevgilerimle. Kanala abone olmayı unutmayın. Söylemeyi unutuyordum. Bu videolarda söylenecek şeymiş. Abone olun, tavsiye edin, bildirim butonlarını açın.